Kalça displasinin tanısı erken yaşta konduğunda hekimler tarafından 3,5 aylık köpeklerimizde, buna ırk yatkını olan köpeklerde önce özel bir çekim tekniği var. Onu uyguluyoruz. Çekim tekniğinde evet kalça displasinin genetik olarak yatkın olan ırklarımızda önce çok basit olan bir operasyon yapıyoruz. GPS deniyor, Human Persimbiosis denilen. Onu yaptıktan sonra kalça displasisini çok daha güzel atlatabiliyorlar. Ama bunun tanısını ancak 3,5, en geç 4 aylıkken koyabiliyoruz. Evet, buna atlamış bazı vakalarımız oluyor maalesef. Ya da geç sahiplenenler oluyor. O zaman diğer yöntemleri konuşuyoruz. Eğer şiddetli bir kalça displasisi hala varsa TPO, triple pelvic osteotomi dediğimiz yöntem uygulanıyor. Evet, bu birazcık da hani ilk söylediğim yönteme göre maliyetli, çünkü plakalar uygulanıyor ve uzman veteriner hekimler tarafından, cerrahlar tarafından yapılması gerekiyor. Ama çok güzel başarılı sonuçlar uygulanıyor ve hayatı boyunca artık displazik bir kalçaya sahip olmuyor. Onu da geçtiğimiz dönemde, yani 9-10 aylıktan sonra eğer o yöntem de uygulanamayacak kıvama gelince, tabii onların ölçüm teknikleri var, yani çok ayrıntıya girmeyelim burada. Daha sonra ya eksisyonel artroplasti dediğimiz, şurada da göreceğiniz femurun başları var, kabuklar. Bunların tamamen kesimi hani önerilebiliyor ama artık çok tercih edilmiyor. Onun yerine kalça protezleri var. Artık hani bütün Avrupa'da, dünyada kullanılan kalça protezlerini bizim ülkemizde de sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Onlar var. Çok çok geç olan hasta sahipleri için hani bilgilendirme yapalım. Mesela Bals'ın köpeği 5 yaşında, 6 yaşında. Hiçbir şeye ve maliyetten de birazcık uzak duruyorlar ya da artık hiçbir yöntem kullanılmayacak olanlara da altın implantasyon yöntemiyle hem osteoartrik, yani oradaki kireçlenmelerin ilerlemesini durduruyoruz, hem de kalıcı bir ağrı kesici yöntemi uyguluyoruz. Yani 4 tane yöntem var. Hepsinin maliyetleri kendi içerisinde ayrılıyor.